Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam Sad suresinde kaldığımız yerden devam edelim ve sureyi tamamlayalım istiyorum. Geçen pazartesi günü birinci sayfada Mekkelilerle ilintili Kalem suresinin içeriğindeki Peygamberimizi koruyucu tavır karşısında neler demişler, onlara ne tür cevaplar verildiğini gördük ve ardından tamam bizim konumuz artık bu değil deyip Peygamberimize gelip görüşüp bir şekilde zaten son peygamber olduğunu iddia eden, geldiğini iddia eden birisi var Mekke'de diye haberini duyup gelip hac zamanı özellikle bu 3 aylık korunaklı dönemde, haram aylarda gelip Peygamberimizle görüşüp geri gidebilen insanların eline Kur'an koz veriyor. Nasıl kozlar veriyor? Döndükleri zaman insanlara, kendi insanlarına, kendi ehli kitap olan insanlarına ellerindeki kitaplardaki karıştırılmış yanlışlıklar, tahrifat üzerine o işler öyle değildi, böyleydi diyebilecek 4 tane 5 tane konu başlığı veriyordu. Bunlardan bir tanesi Davud hikayesi, 99 koyun hikayesi. O Tevrat'ta Natan'ın şeyin karşısına çıkıp da Davud'un karşısına çıkıp da komutanın karısını ele geçirmek için yaptığını iddia ettikleri o hikayenin o öyle değil, bakın böyle dedirten bir şey. Çünkü bu hikaye gidip de anlatıldığında böyle bir sure öğrendik o gelen peygamberden dendiğinde onlara bir ders niteliğinde olacak ve şunu diyecekler: elimizdeki kitaplarda ne yazıyor, son vahiy ne demiş, Allah'tan korkun, içinize dönün ve kararınızı verin. Böylesine müheymin, düzeltici olan içerik demiştik. İkinci olarak Süleyman'ın hikayesi var. Üçüncü olarak Eyüp'ün hikayesi var. İbrahim ve peygamberlerin listesi var. Bir kısım değinme var. Ardından cennet, cehennem ve Adem Havva kısası var bu çerçevede. Şimdi bunları da okuyalım ve ehli kitap olan birisinin eline son vahyin son vahyin, evet, ehli kitap olan insanlara ne dediğini, ellerindekini nasıl düzelttiğini, nasıl onlara cephane verdiğini, gidip arkadaşlarına ne anlatmaları gerektiğini bir şey yapalım ve buradan ne elde ettiklerini öğrenmeye çalışalım şeyin sonunda. Evet, 30. ayette kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vehebna li Davud'a Süleyman'ı. Davud'a Süleyman'ı hibe ettik, ona ihsan ettik. Yani bir oğul, kendisi zaten nebi kraldı. Ona da bir nebi oğul ihsan edildi. Kendinden sonra da o da kral oldu. Ni'mel abdu, ne güzel bir kuldu. İnnehu evvab, Allah'a yöneliyordu o da. Babası için ve babası zamanındaki o toplum için de Allah'a yöneldiklerini söylemişti. Burada Süleyman zamanında da bu yönelişi görüyoruz. Ama işte Davud zamanında az önce insanlar arasında hükmet, o boş şeylere peşine takılma diye şey yaptığında meselenin ülkeleri fethetmek değil, insanları o ikna kabiliyeti, yani sözde nasıl diyordu onu, faslel hitap yeteneğiyle insanları ikna et ve insanları birbirine bağla ve kazan kazan ilişkisi içerisinde ticaret yolu oluştur ve ticaretin yolunun geçtiği, ulaştığı her yerdeki insanlar kazansınlar.
Kimisi ürettiği için kazansın, kimisi taşıdığı için kazansın, kimisi yolda koruma yaptığı için kazansın, kimisi üzerine katma değer kattığı için kazansın, kimisi pazarladığı için kazansın, kimisi taşıdığı için, kimisi deveyle taşıdığı için, kimisi deveye saman yani ona yiyecek sağladığı için, kimisi hancı olduğu için, kimisi gemici olduğu için, neyse o fark etmiyor. Bu ticaretin, uluslararası ticaretin her noktasında bir katma değer üretimi ve bu katma değerden dolayı oluşan bir kazan kazan ilişkisi kurmuştu. Biz zaten medeniyette o şekilde söyler. Davut için demirden zırh yaparmış derler. Biz biliyoruz ki Davut zamanında demir madenleri öyle işlenecek bir demir madeni yoktu arkadaşlar. Demir nadiren çıkartılan, var olan ama çok nadir. Böyle mücevher cinsinden kullanılabilen çok değerli bir malzeme şey olarak yoktu. Esasında vardı. Kuzeyde Hititler içerisinde vardı. Fakat Hititler ile Mısırlar arasındaki çatışmalar ve gerginlikten dolayı Hititler bunu zaten bir teknolojik şey olarak saklıyorlardı kendilerine. Mısır bunu bilmiyordu. Zaten Kadeş Savaşı şeyine baktığınız zaman bir tarafın demire sahip olması, öteki tarafın hala bronzda kalmış olmasının etkilerini görüyoruz. Ama ne oluyor? Truva yıkıldıktan sonra Balkanlar tarafından artık ya azgınlıkları sebebiyle diyebilirsiniz veya kıtlık sebebiyle diyebilirsiniz veya başka sebeplerle ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar açıklanmaya veya çalışılmaya değer. Ama bir şekilde bir yağmacı, yıkıcı bir akım geldi. Bu akım Çanakkale'yi, Truva'yı geçip Ege'yi ve ardından Anadolu'yu yaktı yıktı ve oralarda bir şey nasıl yapılır bilgisi kalmadı. Anadolu çok uzun süre çok ıssız kaldı. Ama demir kullanılmaya başlıyor. Süleyman'dan sonra kullanılmaya başlıyor. Fakat Davud'a yapılan işte halkaları birbirine birleştirerek bu örme zırh denilen şey var ya onu söylerler. Esasında bir açıdan doğru ama o değil. Mesele alyans yani halkaları birbirine birleştirmek. Bu alyans kurmak yani örmek şehirleri, ülkeleri, halkları birbirine dokuyorsunuz. Böyle bir şey bu. O yüzden daha sonra adı örme zırh ile aynı noktaya gelen aynı kelimeler oldu. Ama Davut zamanında o kelime demir halkı değildi. En azından onu biliyoruz. Şimdi o dönemde yapılan çalışmalarla zenginlik oluştu. Fakat bu zenginlik böyle ufak tefek zenginlik değil. Yani ticaret gemileri işletecek kadar, komodorluk yapacak kadar büyük kervanları veya işte orduları finanse edebilecek kadar işte bir gemi battığı zaman orada ölen insanların hepsinin ailelerini yaşatabilecek, tazminatları verebilecek kadar o gemi yerine yeniden gemi yapabilecek kadar geminin içine koyulmuş olan ticari metağı yine tazmin edecek ve bir o kadarını daha üretecek kadar ve yeni gemiye bir o kadar daha insan bulacak kadar bir zenginlik gerekiyor. Bu zenginlik zor ama kazanılmış, büyütülmüş, şey yapılmış. Bu Davut zamanında oluşan bir zenginlik var. Bu zenginliği elde tutan insanlar var. Kur'an, daha doğrusu İslam dini diyelim, din malı komünistlerin olduğu gibi, sosyalistlerin olduğu gibi kamu malıdır diye kamuya atmaz.
insanların elinden zorla alıp kamu diye tutmaz. İnsanları da tutar ve insanlara görev verir. Bunun gereğini yapacaksın, bunun hakkını vereceksin diye. Yine bu şekilde şey yapıyoruz. Burada cevat kelimesi var. Hemen o cevat kelimesini açıklayıp ondan sonra Kur'an'a döneyim. Cevat bir noktada zengin olan, güçlü olan, sıkıştığı zaman bolca ihsan eden. Yani biriktiren, birikim yapan, sıkıştığı zaman da bolca ihsan edebilen karaktere cevat denir. Burada bu cevat, evet, Davut zamanındaki cevatların çocukları Süleyman zamanında, yani nesil geçtiğinde, artık bu parayı sanki kendi özel mülkleriymiş gibi, hatta artık normal ticarette değil, finans oyunlarıyla nakit paranın verdiği güçle piyasaları hoplatarak, zıplatarak, borç verip, faiz olarak spekülasyonlar yaparak paraların para kattıkları bir dönem oluşuyor. Tabii saklı kalır mı? Kalmıyor. Hemen bunu görüyoruz. İzhori'de arz olunduğu zaman, aleyhi ona, Süleyman'a arz olunduğu zaman bilaşiyi, bu örtüklükler, örtülen şeyler, bu üstü örtülü şeyler arz edildiğinde kuvvetle muhtemel bir şeylerin farkına varıyor, rapor edilmesi, araştırmalar istiyor, araştırmaların sonuçları Süleyman'a sunuluyor. Diyor ki bunlar örtülü olarak böyle 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 şeyler yapıyorlar. Kapalı kapılar ardında bir şeyler yapıyorlar. Kimler? Es-Safinatül Cihat. Cihat, cevadın çoğulu arkadaşlar. Cihatların, yani bu biriktirip de bolca ihsan eden bu tür zenginlerin devlet tarafından ve bu işlemler aracılığıyla, bu uluslararası ticaret aracılığıyla zenginleştirilen kişiler, hanedanlar, öyle söyleyelim, ailelerin birikimleri hakkında. Safinat birikim demek arkadaşlar. Bu da sandık, birikim sandığı olarak okuyabiliriz. Burada yapılan örtülü şeyler arz edildiğinde fekale dedi, bunun üzerine dedi, inni ben ahbebtu, sevmiştim, sevdim, hubbül hayri, beklenenlerin sevgisini, ya yani bir beklentim vardı. Neydi bu? Tabii ki insanlar kendileri sorumluluğunda oldukları şeyleri yapacaklar. Herkes kendisi yapacak, yapması gerekiyor. Kimseyi böyle sıkıştırmaya, etmeye, eylemeye gerek yok. Herkes sorumluluğun bilincinde olsun ve gereğini yapsın. Bu şekilde bir serbestlik, ben bunu bundan hoşlanıyordum. An zikri Rabbi, Rabbimin uyarısına rağmen, hatırlatmasına rağmen, insanlar, şeytan insanı kandırır, bilmem ne olur, şöyle olur, böyle olur, imtihan dünyası. Bu şekilde Rabbim şey yapmasına rağmen, uyarmış olmasına rağmen, uyarılarına rağmen, ben insanlara olan beklentim, insanların o güzel şeyler yapacağıyla ilintili olan beklentim, böyle de diyebiliriz, şey de diyebiliriz. Ama burada bir beklenti var. İnsanın kendi halkına, kendi zenginlerine, kendi o birlikte yaşadıkları, birlikte büyüdükleri insanlara olan bir güveni var. O yüzden böyle olsun istemiştim. Ama öyle değil. Hatta taveret bil hicab. Siz örtüler arkasında neler örtmüşsünüz? Yani kapılar arkasında neler saklamışsınız? Rudduha aleyye. Onları bana getirin. Onları bana döndürün. Yani bu şu. Kamu adına sizin elinizde olan birikimlere el koyuyorum. Çünkü onlar sizin değil, size ait değil. Sizin şeyinizde, tasarrufunuzda oluyor oluşu, bu sizin kazandığınız manasına gelmiyor. Evet, elbette birisi yönetecek.
bir imtiyaz şu bu olacak. Ama bu demek değildir ki onlar sizin. O kazançları nerede elde ettiniz? O kervanları yolda koruyan askerin ölmesi sayesinde elde ettiniz. Birisi üretti, birisi taşıdı, birisi şey yaptı, etti, eyledi ve oluştu. Bunu bir şekilde dağıttık. Geri kalanı da ihtiyat akçesi olarak veya işte ne olur ne olmaz diyerek o biriktirip koyduk kenara. Siz bunu nasıl bu şekilde nakit şeyi böyle üstü örtülü bir şekilde bir şeyler yaparsınız, yanlış şeyler yaparsınız. Rudduha aleyye, onları bana döndürün ve tafika meshan, elini attı, elini uzattı. Bissuki vel anak, eşrafa ve çarşıya. Yani suk bacak demek arkadaşlar. Suk sokak kelimesi de, Türkçedeki sokak kelimesi de buradan gelir. Çarşı demektir. Yani yürünen yer demektir. Ağnak ise ense demektir. Yani ensesi kalın diyebilirsiniz veya sistemi ayakta tutan diyebilirsiniz. Omurga diyebilirsiniz. Sistemin omurgası diyebilirsiniz. Çarşıya ve çarşıyı ayakta tutan şey diyebilirsiniz. Ben burada eşraf diyerek bir anlam şey kullanım anlamı yüklemeye çalıştım. Müdahale etmeye başladı. Çarşıyı ya ve eşrafı, oradaki para akışını, olayları, fiyat belirlemesini, şusunu busunu falanını filanını ona müdahale etmeye başladı. El attı. Ve tafika meshan. Tabii bu şekilde devlet finans sektörüne bu şekilde müdahale edince ne olduğunu biz Türkiye'den de biliyoruz. Yaşadık bunları, biliyoruz. Felakat fetenna Süleymane, biz Süleyman'ı bir ateş çukurunda test ettik, imtihan ettik, ateş çukuruna attık. Öyle bir çukura, öyle bir imtihana geçirdik ki ve elgaynahu, onu karşı karşıya bıraktık. Ala kürsihi, onun kapsama alanında, yani onun devletinde, onun elinin ulaştığı ve kontrol altında tuttuğu yerde, ceseden, bir ölü ceset gibi bıraktık. O cesetle karşı karşıya kaldık. Yani devlet içinde devlet, paralel devlet olduğu zaman devletin nasıl hükümsüz olduğunu, savcısıyla, hakimiyle, polisiyle, bilir kişisiyle, taciriyle, gümrükçüsüyle, şusuyla busuyla, bunun hepsi bir merkez tarafından, bir finans merkezi tarafından, finans edilen bir merkez tarafından satın alınıp paralelleştirildiğinde devletin nasıl işlemez hale geldiğini biz biliyoruz. O yüzden bu cümleyi anlamak bizim Türkiye'deki bir insan için çok kolaydır arkadaşlar. Onun devletini, onun kürsüsü ceset haline dönüştü. Ona o hale getirdik. O şekilde bir şeyle yüzleştirdik. Sümme enab, sonra ve döndü. Ve o devlet tekrar şey yaptı. Yani Süleyman kazandı bu süreci. Geçti. Bu fitneyi atlattı. Kale dedi. Rabbi, Rabbim, ağfirli, beni bağışla, beni koru. Yaptığımız yanlışlardan dolayı oluşan sonuçları, kötü sonuçları. Bakın, az önce Rabbimin zikrine rağmen ben bir şeyler yapmıştım ya. Evet, bu bir hataydı. Bu hatanın sonuçları üzerlerine bir kötülük olarak geldi. Ve diyor ki, Rabbim beni bağışla, daha fazla bana miğfer ol. Ve hebli, bana ver. Mülken, bir mülk, yetki, krallık, bir mülkiyet ver. La yenbeği li ahadin min ba'di, benden sonraki bir kimseyi azdırmayacak bir şey ver, bir mülk ver. Bana öyle bir şey ver ki, bak, bunların babasına verdiydin, bu çocukları azdı. Bu çocukları azdırdı. Bana öyle bir şey ver ki benden sonra kalan azdırmasın.
öyle bir özelliği olmasın. Nakit paranın böyle bir özelliği var. Rabbim, başka bir şey ver. Bana öyle şeyler ver ki benden sonrakini azdırmasın. Çünkü ben sana yöneldim. Ben senin için çalışırım, ederim, eylerim, onu korurum, onun gereğini yaparım ama şey neydi onun adı? Ya benden sonraki? Bu şuna benziyor arkadaşlar. Canavar üretmeye benziyor. Yani insanüstü bir güç üretmeye benziyor. Siz başındaysanız problem yok. Ama sizden sonraki devletler de böyledir. Devletler de insanüstü güçlerdedir. Eğer devleti kurduğunuz zaman kuruluş esnasında her şey güzeldir, yolundadır. Ama sizden sonrakiler aynı şekilde devam edecekler mi? O yüzden hep sahip olması gereken bir şeydir. Hep sahip çıkılması gereken bir şeydir. Evet, Süleyman'ın böyle bir bu gördüğü yaşadıklardan sonra nakit para haricinde, nakit birikinti haricinde başka şeyler istiyor. İnneke entel vehhab, sen o en vericilerdensin, sen vericisin. Sen çok vericisin. Başka bir şey ver. Peki bunun üzerine bunun üzerine sakharna, biz ona müsahhar kıldık, onun hizmetine verdik. Lehu erriha, rüzgarları onun hizmetine verdik. Nasıl verdik? Tecriye akıyor bi emrihi, onun işiyle, ruhan onun emriyle, göreviyle, ruhaen haysu esabe, nereden isabet ederse etsin o sarkık yelkenleri doldurup onun şeyiyle, yani hareketli yelken sistemiyle rüzgarları onun emrine verdik. Nereden isabet ederse etsin istediği yönde akıyordu. Yani sadece mevsimsel yöndeki rüzgarlara göre senede bir Akdeniz'in bir ucuna doğru, senenin öteki yarısında diğer ucuna doğru şeklinde senede bir gidiş geliş değil. Rüzgar essin yeter. Rüzgara karşı bile zikzaklar çizerek gidebilen yelken sistemi. Bunu verdik. Bu şekilde rüzgarı onun hizmetine sunduk. Bakın burada bir teknoloji üretimi görüyoruz. Bu reel sektörün en önemli şeyidir arkadaşlar. Yani finans şu bu bunlar hiç önemli değildir. Bu reel sektördeki bu teknoloji üretimi çok önemlidir. Şu anda Bayraktar'ın yaptığı SİHA sistemlerinin dünya üzerindeki savaş mekanizmalarını nasıl alt üst ettiğini de görüyoruz. Yani ufak diyebileceğimiz bir şey veya Roketsan'ın yapabildiği bu akıllı mühimmatlar, bunlar savaşların seyrini değiştirdi. Yani daha önce atılıp da yanlışlıkla, bakın şeyde Avrupa'nın göbeğinde Bosna Savaşı'nda 12 defa bir hastane bombalandı yanlışlıkla ve de NATO güçleri tarafından. Ya NATO güçleri tarafından bir hastane 12 defa yanlışlıkla bombalanır mı? Evet. Önem vermezseniz bombalarsınız. Ama şu anda kamerayla takip ediyor ki sağdaki soldaki adama vurmadan ortadaki adamı vurayım diye. Eğer şey yaparsanız, insana değer veriyorsanız yaptığınız savaş aleti bile insani olur. Ben düşman tarafına salladım biraz oraya biraz oraya, yani bu şimdi doğası böyle demezsiniz. Neyse, esas burada söylemek istediğim teknoloji üretimiydi. İkinci olarak ve şeyatini külle bennain ve gassa ve gavvas, bina yapan bani, mimar ve gavvas ve dalgıç,
olan şeytanlar. Yani bizimle savaşıp, onlarla savaşıp kendilerinin sahip olmadığı yeteneklere sahip olmuş savaş esirleri. Bunlar arkadaşlar. Eğer yol yapacaksınız, kervan yapacaksınız, liman yapacaksınız, bir şey yapacaksanız kesinlikle mimarlara, taş işçilerine ihtiyacınız var. Bunlar her yer için geçerli. Ayrıca batan gemilerin şu veya bu şekilde eğer deniz kenar kıyılardaysa, daha yakın yerlerdeyse ki zaten kıyılarda batma, kayalıklara çarparak batma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Oralardan dalgıçlar sayesinde ticari malların geri çıkartılabilmesiyle, geri kazanılabilmesiyle ilintili bir yetenek gerekiyor. Bunlar da teknoloji transferi arkadaşlar. Kendiniz teknoloji üretmiyorsunuz. O teknoloji bilen insanları transfer edebiliyorsunuz. Üçüncü olarak da ve aharine ve de ardında mukrinine karin olmuş. Boyun eğmiş. Boyunduruk altına girmiş. Bağlı olmuş. Fil esfat. Boyundurukla yani prangayla. Bu prangayı isterseniz şimdiki olduğu gibi kölelik prangası diye düşünebilirsiniz. İsterseniz bunu hiç de öyle değil. Az önceki savaştığı finans sektörünün elinden ipotekleri, babalarından kalan arsaları, binaları, evleri, işleri, güçleri kurtarılmış olan insanlar da gönülden bağlıdır arkadaşlar. Bu gönülden bağlılığı da buradaki yakınlaşmış bağlı yani gönülden bağlı çalışanlar. Siz bu üçünü bulduğunuz zaman bu üçü finans sektörünün haricindeki reel sektörün gücüdür arkadaşlar. Teknoloji üretimi, teknoloji transferi ve bağlı iş gücü. Bunu bir araya getirdiğiniz zaman sırtınız yere gelmez. Süleyman'ın şeyi bu finans sektörü karşısındaki duasına karşı verilmiş olan şey bu arkadaşlar. Biz bu hikayeyi böyle okuyoruz. Ve haza bu ataunâ bizim itağımız, bizim verişimiz yani bu ve hepna dediğinin karşılığında verdiğimiz şey, duası karşılığında verdiğimiz şey. Femnun ister dağıt, ev emsik, ister biriktir, bir gayri hesap. Hesapsız bir şekilde dağıt veya biriktir, ne yaparsan yap. Biz bunu verdik. İnne lehu muhakkak ki onun için indena yanımızda lezülfa bir yakınlık vardı ve hüsne meab ve bir güzel bir yer vardı. Yani onlar güzel şeyler başaran güzel insanlardı. Onlar başardılar, gereğini yaptılar. Biz onları çok şiddetli bir şekilde test ettik. Onu da açtılar. Biz de onlara verdik. Yani Davut ve Süleyman hikayesi bütün dünyanın refahı için kazan kazan ilişkisinde insanları bir araya getirip bağlayan Çin'inden Adriyatik'ine kadar Adriyatik değil ne şeyi Atlas Okyanusu'na kadar Akdeniz'in tamamı yani İspanya'sından Çin'ine kadar aradaki bütün insanları Afrika'sından Sibirya'sına kadar kuzeyde güneyde bütün insanları bir şekilde birbirine bağlayan sistem bu arkadaşlar. Bu sistemin kalıntıları bir gün dünyada bizim Yahudi diyerek dışladığımız sanki başka bir dinin mensubu imiş gibi dışladığımız, etiketlediğimiz insanlardır arkadaşlar. Onlara Davut zamanında, Süleyman zamanında ticaret vasıtasıyla bilgi gitmiş, onlar da Allah'ın dinine katılmışlar arkadaşlar. Bundan daha doğal bir şey yok. Ardından eğer İslam onlara gitmemişse, bu onların eksikliği manasına gelmez. Oraya İslam'ı götüremeyenlerin
durumu manasına gelir. Götüremeyenler var manasına gelir. Onlar eğer biz Musa'ya inanıyoruz, Musa'nın kitabı diyerek adetleri, gelenekleri, yaşantıları Musa'nın kitabına doğru gidiyorsa bu onları İsrailli yapmaz. Bu onları Yahudi yapmaz. Onları ehli kitap yapar. Hatta ehli kitap mümin yapar. Hatta bizden daha mümin yapar. Biz onlara götüremiyorsak bizim suçumuzdur. Ondan sonra biz sanki şeyden İsrailoğulları işte şeyde bir şeyler yapmışlar, oradan dağıtılmışlar, bilmem ne yapılmışlar. Evet, bu tür dağıtılmalar, bu tür göçler veya kovulma şeyleri var. Fakat bu dünyanın her bir tarafına mı? Hayır. Onlar şeyin, ticaretin merkezinde olmak için çok şey yaptılar. Ve onlar da ticaretin hep merkezlerinde oldular. Onlar ticaretin merkezini hiçbir zaman kaçırmadılar. O yüzden dünyanın çok uzak köşelerinde rastladığımız halkları Yahudi ve İsrailoğlu veya bilmem ne filan deyip atmayalım arkadaşlar. Evet, Süleyman hikayesi bu şekilde bitiyor. Tevrat içerisindeki Davut ve Süleyman hikayeleri okunduğunda zaten biliyorlar ehli kitap. Bunları da okuduklarında başlarını öne eğip düşünecekler ve içlerinde hissedecekler. Furkan budur arkadaşlar. Eğer Allah'tan korkuyorsanız doğru yanlıştan ayırabilirsiniz. Eğer sizde olduğunuzu düşünüyorsanız onlarda da olacaktır. Allah'ın bir vaadidir bu. Furkan'ı Allah'tan korkanlara der. Allah'tan korkanlar için Furkan vardır. İman edenler için Furkan diye bir şey söylemez. Allah'tan korkanlar için Furkan der. Ben de bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii buyurun. Hangi surede olduğunu hatırlamıyorum da bir ayette bu ehli kitap için iki kat ecir vardır diye bir ayet vardı. Evet. Şu an tam yerini hatırlamıyorum da. Bu sürece kadar geldiklerinde bu düzeltmeleri, yani yanlışla doğruyu fark edip doğruya yönelmeleri karşılığında olan iki kat ecir bu mu oluyor o zaman? Çünkü diğer türlü zaten şeriat aynı. Genel olarak iman kuralları vesaire. Bu farklılıktan dolayı, yani içlerinde kendi bozdukları ya da sürecin içerisinde yanlışlanan bilgilerin doğrusuyla karşılaşıp bu doğrularının üzerine iman ederek devam ettikleri yoldan dolayı iki kat ecir alacaklar diye mi anlamalıyım o ayeti? Çünkü ben o ayetin cevabını tam olarak bulamamıştım. Evet, dediğiniz doğru, dahası var ama en azından orası. Bakın onlar kendi ülkelerinde de, kendi yaşadıkları toplum içerisinde de zaten tevhid ve şirk mücadelesi içerisinde doğru durmaya çalışan insanlardı. Dolayısıyla bu bir orada bir taraf şeyleri vardı. O onların bir zaten durumu. Ama ardından bir şey daha geliyor ve durumlarını daha da değiştiriyorlar. Yani bu durum değiştirme çok zordur arkadaşlar. Ben size kendi şeyimizden örnek vereyim. Rabbimiz ne diyor? Domuz eti haramdır diyor, değil mi? Ve biz domuzdan da tiksiniriz de, yemeyiz de, bilmem ne de falan filan. Evet, böyle bir şey. Şimdi bir peygamber gelip ardından domuz eti helaldir dese, siz ya öyleymiş deyip hoplaya zıplaya yiyebilir misiniz? Veya bugüne kadar Kabe'ye doğru döndünüz, namaz kıldınız. Bir başkası gelip de şey yapıp da bundan sonra Moskova'ya döneceğiz dese, onun da hadi inansanız, güvenseniz, ama lan bu kadar da olur mu diye içinizden böyle geçirip sıkışıp, yani o alışkanlıklar, o şeyler zor gelmez mi?
aşılması gereken böyle şeyler var arkadaşlar. Eğer İncil'i okursanız, İncil'de Resullerin işlerini okursanız şunu görürsünüz. Havarilerden bir tanesi, yanlış hatırlamıyorum, Petrus olabilir, emin değilim. Ya diyor, biz şimdi diyor deveyi, ineği, yok bilmem ne, şunu bunu falan filan, bunlar yasaktı. İnek değil, pardon, deve, şu bu falan filan yasaktı. Bunlar artık serbest mi? Bunları nasıl, bunları yiyecek miyiz? Yani ben bunları yemekten, yani yemesem olmaz mı diyor. Adam şey yapamıyor. Ya bunlar artık serbest, yasaklanmış da artık serbest bırakıldı cümlesi içine dert olmuş. Şey yapamıyor. Bu gerçekten zor bir şey. Çok benzerini işte Bakara suresi, az önce verdiğim örnek, şey değişiyor, kıble değişiyor. Bu Allah'a inanan, gönülden inananlar haricinde çok zordur diyor ayet. Yani siz atalarınızdan gelen dini mi takip ediyorsunuz yoksa Allah'tan geleni mi takip ediyorsunuz? Çok zordur diyor. Bakın Mekke'de yaşayanlar, şu anda Mekke'nin muhatap olduğu şey, adam İbrahim'iyiz bilmem neyiz falanız filanız diyordu ama peygamber gelince zırt diye dönüverdi. Çok zordur böyle bir şey kabul etmek. O yüzden iki kat, kat kat bir mükafat vardır orada. Yani Roger Garudi şey diyor, ta yaşlılığında, ben diyor 18 yaşında neysem aynı 18 yaşında bir kararım vardı diyor, aynı karar üzerindeyim diyor. Diyorlar ki ya sen 18 yaşındayken rahip okuluna gidiyordun, ne kadar süre rahiplik yaptın, ondan sonra komünist oldun, ondan sonra anarşist oldun, ondan sonra Müslüman oldun, ondan sonra bilmem ne oldun, komünist olduğunda enternasyonelin sekreterliğini yaptın, o derecede anarşist olduğun zaman işte bilmem ne direnişinde Almanlara karşı savaştın, bilmem ne, Müslüman olduğunda da yani sen her noktada uçlara gitmiş bir adamsın. Nasıl 18 yaşındaki karar üzerinde olur diyorsun diyor. Adam diyor ki hayır diyor, ben 18 yaşındaki o karar üzerindeyim. Ben doğruyu bulduğumda ne olursa olsun yanlışta inat etmeyeceğim diye karar vermiştim diyor. İşte kat kat ecir almak böyle bir şey. Biz şu anda biz de şunu hissediyoruz. Yani belki kendi hayatımızdan şunu şey yapabilirsiniz. Geleneksel bir şekilde dini bilgileriniz vardı ama Kur'an'ı açıp da Kur'an'ı açmaya cesaret edip de açıp da bir şeyler okuduğunuz zaman bambaşka şeylerle karşılaştırdınız. Alt üst oldunuz. Yıllarca sıkıntılar çektiniz. Yeni yeni toparlıyorsunuz. Bakın hepimiz bu modda değil miyiz? Burada bir kat kat olma şeyi yok mu? Hakkı yok mu? Din mi değiştirdik? Bakarsanız bir taraftan din değiştirdik. Oradaki psikoloji, yani din değiştirme hissiyatı, psikolojisi çok şeydir arkadaşlar. Böyle anneden babadan kalan dinin devam ediyorum işte böyle gelmiş böyle gider cümlesini kesip bir yere de ben din değiştirdim demek, ben ateist oldum demek, ben Müslüman oldum demek, ben yok bir şey oldum demek arkadaşlar çok ciddi bir cümledir. Bu cümlenin olumlu yönde gidecek olursa kat kat olma hakkı vardır arkadaşlar. Çünkü o çok sancılı bir süreçtir. Çok psikoloji bozan, Rabbimin yardımı olmasa altından kalkamayacağımız tarzda şeylerdir. İşte o yüzden şunu söylüyoruz. Bonus paketi, ruh içimizde bonus paketi gibi duran bir mekanizmadır. Bunun kendi kendine açılan böyle vicdan filan gibi, bazı vicdanın sesi filan gibi şeyler elbette vardır. Bu detaylar ayrıca konuşabilir ama vahye kulağınızı açtığınız zaman, vahye kulak verdiğiniz zaman vahiy sızar,
Ve içerideki o bonus paketi açılır. İçerisinden Furkan çıkar, içerisinden tatmin çıkar, içerisinden hidayet çıkar, içerisinden nur çıkar, bir şeyler çıkar içerisinden ve sizi rahatlatır. O süreci yaşayabilmek, yani o vahyi oraya ulaştırmak ve bunun gereklerine göğüs gerebilmek önemli cesaret, ciddi miktarda cesaret gerektirir. Birçok insan cemaat olmadan, bilmem ne olmadan tek başına oralarda yürüyemez ve geri kaçar. Evet, orada da diyecek bir şey yok. Yani Rabbim herkesi içinde, kalbinde ne geçirdiğini bilir. Herkese vahyin ne kadar ulaştığını, elçilikle gelen bilginin herkese ne kadar ulaştığını Rabbim bilir ve teker teker sayar dediği Cin suresinin son ayetleridir orada önemli olan. Evet. Vezkür, zikret, hatırla, hatırlat, aklından çıkarma. İbade Abdena kulumuz Eyyub'e, kulumuz Eyyub'u. Burada Abdena Eyyub'e arkadaşlar, Eyyub'e orada Abdena'nın bedeli arkadaşlar. Yani onun yerine geçiyor, onu açıklıyor. İznada çağırdığında, nida ettiğinde, Rabbehu, Rabbinin çağırdığında, nida ettiğinde, enni, muhakkak ki ben, meseniye dokundu, eşşeytanu, şeytan, doğru yol üzerine durup da sağa sola itekleyen o engelleyici, atıcı şey bana dokundu. Bir nusbin, bana yapışıp kalan bir şeyle bana dokundu. Ve azabin ve izolasyona, beni izole etti, bir izole edici bir şeyle. Bu arada arkadaşlar, İbranice azap kelimesinin karşılığı liv, uzaklaştırmak, ayrılmak demek. Ayrı tutmak, ayrılık, araya mesafe koymak gibi bir tür manaları var. O yüzden izolasyon diyerek hep çevirmeye çalışıyorum ya beni biliyorsunuz. Leave, uzaklaştırma, bu da bir tür şey. Ben hatta şunu da söylemiştim. Lanet kelimesi, azap kelimesi, delal kelimesi, bunların hepsi bir uzaklaştırma, bir çıkmaz, bir izolasyon olarak anlam birliğine sahip diye şey yapmıştım. Onları birlikte şey yapıyorum. Bir şekilde nimetten, şeyden bir uzaklaştırma ve bir ona yapışık kalan bir dertten muzdarip olduğunu söylüyor Eyüp. Urkus, vur. Bir riclike, ayağınla vur. Haza muhtesilun baridun ve şarabun. İşte gusledebileceğin, temizlenebileceğin soğuk bir su ve şarabın ve içebileceğin soğuk bir su, güzel bir su. Ben arkadaşlar özür diliyorum. Yani arada vaktim olmadı. Tevrat'tan Eyüp bölümünü okuyup buradaki kastın ne olduğu muhakkak orayla bağlantılı. O gün de söylemiştim ama bir türlü fırsat olup okuma şansım olmadı. Ama orası olmadan bakın Davut'la ilintili 99 koyun hikayesini biliyoruz. Burayı okuyup orayı nasıl düzelttiğini bilebiliyoruz. Süleyman'la ilintili anlatılan o Süleyman zamanındaki bu finans sektörü ve o grubun liderinin Mısır'a kaçması, Süleyman oğlu zamanında oradan geri dönmesi, o aradaki olaylarda
burayla bu burada anlatılan konuyla ilintili şeyleri biliyoruz. Ve bu ikisinin oran bu iki hikayenin orada neleri düzelttiğini biliyoruz. Bu ne demek? Şu demek. Biz doluysak Kur'an'ın anlattığı şeyler bizdekilerle eşleşip anlam oluşturabiliyor. Ama şu anda ben boşum. Yani Tevrat'taki Eyüp hikaye, Eyüp bölümünü okumadığım için yani bir duymuşluğum var, okumuşluğum var şey olarak ama böyle çalışıp da ya burada gerçekten böyle bir tartışma var. İşte iki tane, üç tane adamla birlikte bir konuyu tartışıyorlar. İşte Allah insanın böyle imtihan eder mi? Yoklukla imtihan eder mi? Yoklukla insan ne kadar şey olur? Yani biz hani diyoruz ya, Kur'an'da da bunun çok örneği var. İnsanlar yeryüzünde nimet ve mal ve çocukları bol verilince Allah'ın onu sevdiği ve beslediği, onun iyi şeyler iyi olduğunu düşünüyoruz. Birisine mal, evlat ve mal vermediğinde Allah'ın onu sevmediğini, onu onaylamadığını düşünüyoruz. Zihnimizde böyle bir zenginlikle Allah'ın onayması arasında bir ilişki kuruyoruz. Buna benzer bir olay var orada. Ama ben bunu çözmüş değilim, çözebilmiş ve net bir şekilde bakın şuradaki şu ayette böyle diyor ya veya şuradaki şu cümlede böyle diyor ya ile bağlaştıracak kadar bilmiyorum. O yüzden burada anlatılan, biraz sonra da okuyacağımız bu 2-3 ayetin içeriğinin karşılığını bilmiyorum. Ben boş olduğum için Kur'an bana bir şey söylemiyor. Kur'an esasında bir şey söylüyor. Kur'an çok şeyler söylüyor. Ama ben boş olduğum için ben anlamıyorum. Bu Kur'an'da yok manasına gelmez. Bende yok manasına gelir. Evet, Eyüp hikayesinde de böyle bir şey var. Eyüp imtihan edilmiş. Mal yokluğuyla belki ailede nesep zayıflığıyla biz buna ne deriz? Hanedan deriz. Yani sonuçta ailesiyle ve malıyla bir şekilde sıkıntıya düşmüş. Hatta hastalık diyelim ya canıyla şunuyla bunuyla bir şekilde imtihan edilmiş. Bu imtihanlarına rağmen bu şekilde zorlanmasına rağmen hayır bunların hepsi bir imtihandır. Rabbimin imtihanıdır. Rabbim insanı imtihan eder. Allah insanı imtihan insan Allah'ı imtihan etmez. Edemez. Allah'ı sınayamazsın. Allah seni sınar. Bu cümleyi İsa'dan da biliriz. Şeytan ona bir şeyler dediği zaman at kendini Allah seni kurtarsın. Bakalım kurtaracak mı kurtarmayacak deyince hayır Allah'ı test etmeyeceksin. Yazılmıştır der. Bu çerçevede Eyüp'le ilintili kısmı okuduktan sonra bu pasaj bize bir şey söyleyecek. Ben henüz böyle bir okuma yapmış değilim. O yüzden yani daha önceki okuyuşumuz Mart ayın civarında okumuştuk. O okuyuştan bu zamana kadar bir vakit ayırıp şey yapamadım. O yüzden bu ayet bana bir şey söylemiyor. Bana bir şey söylemediği için ben de size bir şey söyleyemiyorum. Ama okursak elbette buradan bir şey çıkacaktır. Ki yeri belli. Dediğim gibi Tevrat'ta Eyüp bölümünü okuyacağız. Vehebna lehu, ona hibe ettik ve hibe ettik ehlehu, ehlini, ailesini ve mislehum, ve onun bir katını daha. Yani evet belki dağılmışlardı, tekrar toplandılar ve bir o kadar daha arttı, çoğaldılar. Mahum, onlarla beraber bir mislini daha ona hibe ettik, verdik ve hibe ettik, evet. Rahmeten minna, katımızdan bir rahmet olarak, yani bu iş bittiğinde kazandığında verdik. Ve zikra li ulil elbab, akıl sahipleri için akıllarının çıkmayacak bir şekilde çıkmasın diye öğüt alsınlar diye onlar için bir zikir olsun diye verdik, hibe ettik. Ve dedik ki huz,
al. Bir yedeke eline al. Diyan sen bir deste al. Vadrib vur bihi onunla ve la tahnes yeminini bozma şeklinde bir içerik var. Burada İsrail'de yat deyip de hikayelere gitmeyecek olursak yine şeyleri neydi onun adı? Bitkileri topla, ez, merhem yap, yaralarına sür, iyileş, o hastalıklardan kurtul manasına da okuyan güzel bir okuma var diye şey yapmıştım. Rabbimizin hile-i şerriye yani yüz sopa vuracağım deyip de eşiyle ilintili bir yeminini bozmasın diye 100 tane sopayı birbirine bağla, onunla bir defa eşine vur, tamam işte sözünde geçti gitti. Bu şekilde bir anlam bindirmesinin yerine değilsen demetleri topla ve onları ez ve onlarla merhem yap, sür, yaralarında iyileşsin, suyu da buldun, ne güzel, ailen de çoğaldı, sen güzel bir kuldun, biz de sana bu şekilde verdik. Şeytan sana bir şekilde engel olucu şekilde, seni uzaklaştırıcı, izole edici şekilde bir şey musallat olmuştu, şeytan musallat olmuştu sana. Engelleyici bir şey sana yapışmıştı. Biz onu giderdik ve bu şekilde de verdik diye anlamak, okumak mümkün. Ama dediğim gibi bunun neyi düzelttiği Eyüp bölümü, Tevrat'ta Eyüp bölümü okunduktan sonra anlaşılacaktır. İnna vecednahu sabra, onu sabredici olarak bulduk. Ni'mel abdu, ne güzel bir kul. İnnehu evvab, o yönelendi, çok yönelenlerdendi, yönelendi. Evet, üçüncü hatırlatmayı yaptı, üçüncü düzeltmeyi yaptı. Vezkür ibadine, kulumuzu kullarımızı hatırla, akılda tut. İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e. İbrahim, İshak ve Yakub'u, Yakup kullarımızı da hatırla. Ülül Eydi vel Ebsar, onlar basiret sahibi ve güç sahibi idiler. Evet arkadaşlar, daha önce de hatırlatmıştım. Yakup için basiret sahibi ve güç sahibiydi diyor. Biz Yusuf suresini bu gözle okumamız gerekiyor. Bizi orada elimizden tutacak, yani Yusuf suresi içerisinde düştüğümüz kuyudan bizi çıkartacak bir ip ucu var ise, en önemli ip uçlarından bir tanesi budur arkadaşlar. Ben bu buraya güveniyorum. Buradan bir şey çıkacak. Ve bakın, nasıl ki bir Hristiyan, Yahudi veya Hristiyan eski ahitle bağı olan, eski ahitteki içeriklerle kültürü, yaşantısı, dini, hesabı şekillenmiş bir Hristiyan, Davut hakkındaki fikirleri neyse, Kur'an'daki bu sureyi duyduktan sonra Davut hakkındaki fikirleri ne kadar değişiyorsa, aynı pozisyona sokalım kendimizi arkadaşlar. Aynı pozisyonda bir empati kuralım. Ve diyelim ki Yusuf hakkında, Yusuf suresinde Yakup hakkında, Yusuf ve kardeşleri hakkında bir şey anlatıldı bize. Ve zihnimizde bir şey oluştu. İşte Kur'an okuyuşumuz öyle bir noktaya gitmeli ki, bakın bu tür anahtar kelimelerle, bu tür anahtar ifadelerle öyle bir şey, günün birinde öyle bir
okuyuş yapılacak ki o okuyuş yapıldığında inananlar arkadaşlar buradaki Davut hikayesiyle karşılaştığında ne hissediyorsa biz de öyle hissedeceğiz. Ve buldum buldum yani evreka olacak. Buldum buldum diye sokaklara fırlayacağız. Bu şu manaya gelecek. Bütün İslam alemine bunun üzerine bir şey yapmışlar. Aynısını biz Yahudilerden veya Hristiyanlardan istiyor muyuz? İstiyoruz. Bakın diyoruz ki sizin kutsal kitabınızda kutsal olduğunu düşündüğünüz kitabınızda böyle böyle yazıyor ya. Bunun sonraki kitapta bak bu şekilde düzeltiyor. Buna böyle inan. Bu şekilde düzelt. Düzeltmen gerekiyor diyoruz. Ve burada da bir haklılık şey yapıyoruz. İşte Yakup hakkında basiret sahibiydi ve güç sahibiydi. Bu cümle buna benzer cümlelerle bunlara dayanarak Yusuf suresini çok farklı okuyabildiğimiz anda işte o evreka noktası, buldum buldum noktası, ey müminler, ey Kur'an'a inananlar, bunun üzerindeki sıvayı kaldırın ve altında ne varmış bir bakın dendiğinde o sonradan ortaya çıkan o anlam karşısında iman edenler gözyaşı dökecekler. Diyecekler ki biz ne yapmışız bugüne kadar? Ve Kur'an hakkındaki veya medeniyetin biriktirip de zorladığı İslam medeniyeti buymuş. Biz nasıl ayrıldız buradan? Babalarımızdan bulduğumuz bu şeyden cümlelerine ya bu sistem bizi bu hale getirdi. Yusuf suresi bile bak ne halde. Ya bu kadar basit, bu kadar şey bir şey ya ne kadar güveniyorduk kendimize. Bize bu hikaye böyle anlatılmış ve biz bunu yutmuşuz. Buna geldiğimiz anda İslam dünyası değişecek. Nasıl ki bugünkü Davut hikayesini eriştiği zaman Hristiyanlara, Yahudilere değişmelerini bekliyoruz. Müslümanların da değişmeleri ancak buna benzer şeylerle olacak. Yani Yahudilerin böyle bir fırsatı, böyle bir imkan Kur'an tarafından sunulmuş da 1400 yıl sonra Müslüman olduğunu söyleyen Muhammedilerin böyle bir ihtiyacı yok mu? Var. Bu Kur'an nasıl bunu ortaya çıkartır? İşte Yusuf suresi ortaya çıkarsa gerçek anlamı, şu ana kadar debelenip debelenip de her seferinde burnumuzun sürtüldüğü o Yusuf suresi düzgün okunabilirse aynı bu Sad suresinin yerine geçer arkadaşlar. Bir Muhammedi için. Evet. Vezkur İsmail'e vel yasa vezel kifli. İsmail el yasa ve zülkif de hatırla. Küllün minel ahyar. Onlar da seçilen, beklenen, güzel insanlardandı. Seçilmiş insanlardı. Hâzâ zikrun. Bu bir zikirdir. Ve innel muttakîne lehüsnü meâb. Allah'tan çekinenler için güzel bir dönüş yeri vardır. Bakın Süleyman için ne varsa muttakiler için de o var arkadaşlar. Yani 30 altındaki 40'taki ayet ne diyorsa Süleyman için 49. ayette muttakiler için, Allah'tan çekinenler için söylüyor. Cennati adnin, cennetler, adın cennetleri. Müfettahatun
Açık. Lehumul elbab, kapıları onlar için açık cennetler vardır. Adın cennetleri vardır. Müttekine fiha, orada yaslanarak oturacaklar. Yedune, çağıracaklar, çağırarak. Fiha, orada bir fakihetin, kesiretin ve şarap, orada çeşitli meyvelerden ve içeceklerden isteyecekler, çağıracaklar. Ve indehum, ve onların yanında olacak kasratut tarfi etrab, buralarla ilintili şey olarak okumuştuk arkadaşlar. Diğer cennet tariflerinden önce, bakın şu ana kadar hiç bu şekilde bir cennet tarifi geçmedi. Bundan artık net eminiz. İlk defa bir cennet tarifi yapılıyor. Etrap için topraklayıcı, yani onları sakinleştirici, onları rahatsız etmeyen, içine gömülüp sükun bulabileceğimiz, huzur bulabileceğimiz bir şey. Evet, bu konuya tekrar girecek olursak bunun altından kalkamayız. Önümüzde Adem Havva kıssası da var. İsterseniz şöyle yapalım, hızlı bir şekilde okuyup devam edelim. Cennet tasviri içerisindeki önemli olan şey cennette kaynaklarla olan bağlantı ve bu kaynakların kesilmeyecek olması. Cennette bizim bedenimiz, en önemli şeylerden bir tanesi, cennette sahip olacağımız bedenlerimiz. Belki birden fazla, belki bedenler içerisinde transfer olabilme. Şu anda melekler tarafından yönetilen bedenimiz, enamımız içerisinde hapis olduğumuzu düşünecek olursak, orada bunun böyle olmayacağıyla ilintili detaylar daha sonra gelecek. Bunlar belki Vakıa suresinde, belki Rahman suresinde, belki başka surelerde çok daha detaylı şeyler anlatılacak. Biz bu haliyle şey yapalım. Duhan suresinde de vardı yanlış hatırlamıyorsam bu detaylar. Geldikçe üst üste bindirerek nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışalım. Ama önemli olan, dediğim gibi, eğer cehennem bir çıkmaz ve bir izolasyon ise, cennet kesintisiz nimetlerin başında onlardan menfaatlenecek ve güzel meşguliyetler içinde olacağımız, bu nimetlerden bolca faydalanabileceğimiz bir alan olarak tarif ediliyor. Niye tarif ediliyor diye bakacak olursak, şeyde, Tevrat'ta ve İncil'de işin açıkçası cennet hakkında o kadar fazla tasvir yok arkadaşlar. Hatta bu tasvir, o olmayışı veya var olan tasvirlerin yeryüzündekine benzer tarifler olduğu için cennetin yeryüzünde olduğuyla ilintili, cehennemin Allah'tan uzak kalma şeklinde olduğuna dair düşünceler var. Bu düşüncelerin sebebi Batı medeniyetinin, yani o hep söylediğim o Allah'tan sudur, Tanrı'dan sudur etme şeyinde, kötülüğün kaynağını bir türlü bir yere yerleştirememe durumu vardır Batı'da. Doğu'da ise kötülüğün kaynağı, kötülük tanrısı, iyilik tanrısı olarak iki tanrı vardır ve orada bir çatışma olarak görülür. Yani Ehrimen ve Ahuramazda şeyinde, Doğu tarafında iki tanrı
vardır. İyilik ve kötülüğün ayrı ayrı kaynakları vardır. Doğuda ise bir tanrı vardır ve o iyidir. Fakat kötülük nereden çıkar dendiğinde o bir uzaklaşma olarak tarif edilir. O yüzden dünya cehennemdir. Bunun Hint tarafında da, Hint Avrupa geleneğinde, Hint'te de şeyleri vardır. Nirvana'ya ulaşırsınız ve bunun İslam'daki karşılığı da fenafillah'tır. O vahdedi vücuda erişirsiniz, bilmem ne yaparsınız, artık başka bir şey düşünmez hale gelirsiniz. Cennet diye bir şey yoktur. Cehennem ise Tanrı'dan, ana kaynaktan, çünkü siz de osunuz esasında, ana kaynaktan uzak kalmaktır. Yeryüzü bu manada cehennemdir filan tarzında bir anlam değiştirmesi, anlam kayması. Yani o Tanrı imajı bozulunca Tanrı'nın tarif ettiği cennet cehennem imajı da bozuluyor. Bu ikisi beraber geliyor. O yüzden bir düzeltme var burada. İçlerinde nimetlerin olduğu bir cehennem, içinde azabın olduğu bir cehennemden açık ve net bir şekilde bahsediyor. Ki dediğim gibi bunu bulamazsınız. Mesela Tevrat'ı okuyup da şey yaptığınız zaman, içinde bal ve bal ırmakları, süt ırmakları olan bahçelerden bahseder Tevrat. Ama bunu öteki dünyadaki cennet olarak bahsetmez. Onu vaat edilen topraklardaki bahçeler olarak bahseder. Belki de ertesi dünya için bahseder. Fakat tahrif edildiği için bu şekildedir bugünkü hali. Bunu bilmiyoruz. Ama bunların hepsi çalışılması gereken şeyler. Ama biz şunu biliyoruz ki Filistin bölgesinde, yani Kudüs ve şu anda İsrail, Lübnan filan olduğu bölgede bal akan, süt akan kaynaklar, şeyler yok. Dolayısıyla oradaki tarifin cennet tarifi, adın cenneti tarifi olması çok kuvvetli muhtemel. Şeyin de neydi onun adı? İsa'nın da ben size ölümsüz hayatı şey yapıyorum. Öneriyorum. Ölün, bırakın bu hayatı, öldürün kendinizi, nefsinizi. Bu hayat hiç önemli değil. Önemli olan sonsuz olan hayattır. Ben size sonsuz hayatı teklif ediyorum. Cümleleri vardır. Orada da sevgiyle bir arada olma gibi bir tarafa doğru bir yönlendirme vardır. O yüzden bu cennet cehennem tarifi bize her ne kadar ya şimdi bunun yeri neresi desek de veya buradaki şeyler ya ne kadar da banal insan ihsani ihtiyaçların karşılığı gibi dense de buradaki esasında bir düzeltme arkadaşlar. Nasıl ki Süleyman hikayesinin tamamı anlatılmadı, sadece düzeltme kısmı anlatıldı. Nasıl ki Davut'un tamamı anlatılması, düzeltme kısmı, yani bu ipucunu alın, gerisi gelecektir. Buradaki cennet cehennem hikayesinde de şey şu. Bakın öteki tarafta içine gireceğiniz bir nimet yeri, bir de bu nimetlerden uzak kalacağınız bir çıkmaz yeri var. Hristiyanlar en sonunda şunu demişlerdir arkadaşlar. Cehennem diye bir yer yok. Eninde sonunda bütün insanlar o nirvana denen şey, Allah'la o sevgiyle bir araya gelecek. Ondan buluşacak. Ama ne olacak? Araf diye bir yer var. Biliyor musunuz? İşte o Araf da kalma süresi uzayacak. Bazı insanlar çabucak geçecek, bazı insanlar orada çok uzun süre kalacaklar. Bu da fi tarihinde Aziz bilmem kimin uydurmasından dolayı, ha tamam işte çözümü de bulduk. Böyle böyle olsa gerektir. Cehennem olamayacağına göre, kötülüğün kaynağı Tanrı olamayacağına göre insanlar sonsuza kadar cehennem içinde kalamazlar. Dolayısıyla diye söylenen cümlelere bakın o şekilde çıkarımlar yapıp durmayın. O işler öyle değil. Cennet de var, cehennem de var. Şimdi bu bilgileri alın ve kitabınızı o şekilde tekrar okuyun. O şekilde bir kitabınızı, elinde kitabı bir silkeleyin.
Bakın neler çıkacak, neler, ne cevherler çıkacak. Benim zikrim nasıl parıldayacak. Haza bu ma tuadune liyevil hesab. Hesap günü için vaat edilen şey budur. Evet, bir hesap günü var ve hesap gününde vaat edilen şey, insanlar yarışıyorsa bunun için yarışsın dediği şey var. Yani cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni cümlesi Kur'ani bir cümle değildir arkadaşlar. Kur'ani bir cümle değil. Kur'an'ı bir kenara at. Sen gel benim peşinden gel. Ben seni bak nereye götürüyorum cümlesidir. Kur'an öyle demez. Kur'an der ki yarışanlar buradan yarışsın. Bunun için yarışsın. Allah kendisinden ne karşı uyarıyor sizi. Kendisinden korkutuyor sizi. Şeklinde Bakara suresinde defalarca geliyor. Sizi kendisine karşı uyarıyor. Yani böyle insanlar böyle şeyler vahdedi vücut gibi bilmem ne gibi veya ona benzer işte biz Allah'tan geldik Allah'a dönüyoruz cümlesini biz zaten Allah'ız gibi noktaya götürmesi işte yaratık ile yaratıcı arasındaki ontolojik farkı yok edip bir süre sonra kendisini de yaratanla bir görmeye, adalet kurmaya, o öyleyse ben de böyleyim, o öyle diyorsa ben de böyle diyorum, o diyebilecek seviyeye getirmeye cüretini ne getiriyor? Buralar bir defa pabucunuzu kaptırdığınız zaman altından kalkamayacağınız şeyler. O yüzden biz buradaki cennet cehennem tasvirini, ya bu cehennem cennet neymiş, cehennem neymiş burada anlattığıyla anlamaya çalışalım ve bu cennet cehennem tasvirine göre bir şey yapalım. Hayır, konu bu değil. Bu cennet cehennem tasvirlerini alın, gidin ondan sonra Tevrat okuyun, gidin ondan sonra İncil okuyun. Ehli kitaba söylenmiş cümlelerdir. Biz bu şekilde alıp da okumamız gerekiyor. İnne haza lerizguna ma lehu min nefat. Bu tükenmesi olmayan rızkımızdır. Haza işte böyle, bu böyle. Ve inna littagine leşerre me'ab. O tağutlaşanlara, tağutluk yapanlara, onlar için de o ne demişti? Hayre me'ab demişti. Hüsne me'ab demişti. Burada da şerre me'ab var. Beklenmeyen, o istenmeyen, olduğu zaman üzülecek olan şeydir o şer, me'ab, yer. Böyle bir yer var. Nedir burası da? Cehenneme. O inkar ettiğiniz, yok dediğiniz şey var ya, o orada ve ne zaman? Hesap gününde. Yani bu dünyada değil. O zaman. Yaslevneha, ona yaslanacaklar. Ve bi isel mihad, ne kötü bir döşek. Haza, işte bu. Fel yezuguhu, onu tatsınlar. Hamimun ve gassak. Kaynar bir su ve irin. Buradaki kelime tercihlerini kozmolojik olarak karşılıklarını bir gün farklı anlama şansımız var. Şimdilik geçelim bu içeriği. Burada dediğim gibi önemli olan cennet yok, cehennem yok cümlelerine. Bu dünyadaki hayatın haricinde öteki tarafta böyle şeyler yok cümlesine. Hayır, o işler öyle değil. Bir cehennem var. Ona yaslanacaklar. Ve oradan da çıkış olmayacak cümleleri bunlar. Ve uhra min şeklihi ezvac. Ve buna benzer
şeyler. Bakın zevç kelimesi ve şekil kelimesi burada çok şey, buna benzer şeyler olarak çeviriyoruz. Eşler, meşler falan diye çevirmiyoruz. Zevç kelimesinin tür, bu türden şeyler. Haza fevcun. Muktehimun. Ma'akum. İşte şunlar, sizinle birlikte atılan bir grup. La merhaben bihim. Onlara bir merhaba, bir hoş geldin yoktur. İnnehum salunnar, onlar ateşe yaslanacaklardır. Galu dediler, bel entüm, tersine siz, la merhaben bikum, size merhaba yok, size hoş geldin yok. Entüm gaddemtumuhu lena, siz bizi bu onu karşımızı sizin yüzünüzden geldi. Entüm gaddemtum, siz hu onu, siz onu bizim karşımıza getirdiniz. Bizim başımıza bunu getiren sizlersiniz. Fe bi'sel karar, ne kötü bir karar yeri. Bakın karar yeri diyor arkadaşlar. Bir süre sonra çıkılacak yere karar yeri denmez. Kalınacak orada, kalınacak olan yer. Ve içinde çekişiyorlar. Yani günahı onların boynuna dedirtmeyecek bir mekanizma bu. Burada öyle bir şey var ki, mesela Katolik dünyasında namaz kılınmaz. Niye namaz kılınmaz? Çünkü namaz kılma görevini Papa icra eder. Papa namaz kılar. Papa namaz kılınca her şey oluyor. Yani bu bir şekilde görev aktarma gibi bir şey. Ama bu iş böyle değil tabii ki. Ayette neyi düzeltiyor? Diyor, hayır diyor. Önünüzdeki insanlar kötüydü, onları çektik. Siz zavallı peşlerinden gidenlermişsiniz. Hadi sizi bağışladık, siz daha azmış. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Hepiniz birlikte ve onun içerisinde olacaksınız ve birbirinizi de orada da lanetleyeceksiniz bu şekilde. Galu dediler, Rabbena, Rabbimiz, men gaddeme lena haza, bunu bizim karşımıza kim getirdiyse, fezidhu, onu arttır, azaben, izolasyonda o uzaklaşma, onu arttır, deafen, kat kat, iki kat veya kat kat, finnar, ateşte onun azabını kat 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 arttır. O arttırsın, onu arttırsın, önemli değil de sen kurtulabiliyor musun, kurtulamıyorsun. İşte ehli kitaba şey yapılan cümle bu. Hayır, şeyinizi, neydi onun adı, sorumluluğunuzu, yükümlülüğünüzü başkasının üzerine atabileceğiniz bir şey yok. Zaten İbrahim'in sayfelerinde diye bahsettiği şey o da değildi, değil miydi? Herkes kendi yaptığından sorulacak. Erkek ve kadın herkese kendi yaptığından vardır. Kendi yaptığının karşılığı vardır. Herkes kendi yaptığından karşılanacak. Kimse kimsenin yükünü çekmeyecek. Kimse kimsenin sevabını da almayacak. Dolayısıyla bu böyle. Ve kalu dediler, malena, biz ne oluyor bize? La nera ricalen, adamları görmüyoruz. Künna, biz idik, neudduhum, sayıyorduk, saymıştık, min eşrarina, minel eşrar, şerlilerden, beklenmeyen, yani bunlardan bir şey olmaz, bunlar sapmış gitmiş, biz onlardan daha iyiyiz dediğimiz tipler vardı, onları göremiyoruz. Onlar nerede? Etettehizuna, ettehizna, sehriya, o alaya aldığımız, bunlar da neymiş dediğimiz tipler vardı. Onlar görmüyoruz. Onlar nerede acaba? Em zâgat anhumül ebsar, gözler onlardan kaydı mı acaba? Gözümüz kayda, görmedik mi? Nerede onlar? İnne zâlikel hakka, işte bu bir tutarlılıktır. Tehasumu
ehlin nar, ateş halkının kendi içlerindeki karşılıklı hasımlıkları, tartışmaları, davalaşmaları işte bu böyle bir gerçektir. Evet, dediğim gibi eski ve yeni ahit içerisindeki cennet cehennem tasvirlerinin cennete cehenneme girilir ama sayılı gün kalınıp çıkılır. İşte orası Araf'tır. Ne kadar süre kalınacağı, Araf'ta ne kadar uzun süre kalınacağıdır mesele. Zaten cehennem diye de bir yer yoktur. Gibi çıkarımların hayır, o işler öyle değil. Buyurun buradan öğrenin. Demektir bunlar. Evet. Kul. De ki, konu burada değişiyor. İnnema ene münzirun. Ben yalnızca bir uyarıcıyım de. Ve ma min ilahin illallah. Allah'tan başka, ilahtan bir şey yoktur. İlah cinsinden bir şey yoktur. El vahidul kahhar, vahid ve kahhar. El vahid el kahhar. Bakın arkadaşlar, bunlar da Allah kelimesinin şeyleridir, bedelleridir. Onun yerine geçerler. Sıfattır diyebiliriz. İkinci sıfattır. Yani iki tane sıfat vardır diyebiliriz. Ama sıfat zincirlemesi diyemeyiz. Evet. Rabbus semavati vel ardı aynı şekilde devam ediyor. Üçüncü bir şey, bedel. Göklerin ve yerin ve ikisinin arasında olanların Rabbidir. El Aziz, El Gaffar. Bakın gördünüz mü? Aradığında hiçbir vav yok. Hepsi İster sıfat ikinci sıfat deyin, isterseniz şey deyin, bedel deyin. Rabbe bir kere bedel demeniz gerekir. Rabbü semavatiye kesinlikle. Buradaki vahid kelimesini sıfat olarak da okuyabilirsiniz, isim olarak da okuyabilirsiniz. Okuduğunuz şey sizi yani cümleyi kuruşunuzu belirler. Anlam olarak bir şey fark eder mi? Aziz olan Allah demek veya vahitten başka bir Allah yoktur. Kahhardan başka bir Allah yoktur, bir ilah yoktur. O aziz olandan başka bir ilah yoktur. O gaffar olandan başka bir ilah yoktur. O Rab olandan başka bir ilah yoktur şeklinde her birini teker teker yerine koyabilirsiniz. İster sıfat olarak ister isim olarak arkadaşlar. Kul de ki hüve nebeül azmi. Bu büyük bir haberdir. Nebeün azimun. Bu büyük bir haberdir. Entüm anhu moridun ki siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Bu sizin yüz çevirdiğiniz bir haberdir.
büyük bir haberdir. Entum anhumoridun bir isim cümlesi formunda içerisinde de şeyi de var. Neydi onun adı? Ait zamiri de var. Bu haliyle bir nekre cümledir. Bu nekre cümle de bu nekre nebenin şeyi olur arkadaşlar. Yani üçüncüsü veya hüvenin ikinci haberi olabilir. Ne ebevün azimin ve entüm anhum uridun. Evet, ikinci haberi de olur. Veya nebenin sıfatı da olur. Sıfat cümlesi de olur. Çünkü üçüncü bir nekre görüyoruz orada. Mâ kâne li min ilmin. Benim bir bilgim yoktur. Bil mele'il âlâ. Mele'i âlâ hakkında. İz yetehâsimûn. İz yahtesimûn. Onlar tartıştıklarında, tartışmaları esnasında ki şeyden bu konuyla benim bir bilgim yoktur. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Orada bir bilgi var da ben öyle şeyler oradan bir şeyler aktardığım yok. İn yuha ileyye bana vahiy yolluyor. İlla ennema ene nezirun mubin. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Uyarıcıdan başka bir şey değilim. Yani orada olan olaylar, şunlar bunlar veya bir yerlerde, ben de oralardaydım bilmem ne falan da oradan bir bilgim var da size aktarıyorum şeklinde değil. Bakın bunlar benim bilgim ve benim bu bilgileri size söylüyor değilim. Bunlar bana vahyedilen şeyler ve ben bunları da aktarıyorum. Şimdi peygamber bile böyle diyorken artık o ehli kitaba şunu deme şansımız var. Peygamber bile böyle diyorken siz hangi hakla, hangi şeyle sanki Adem'in yaratılışı esnasında o iblisin o hikayelere cennetten kovulur şu bu falan filan şeyler esnasında şöyle olduydu böyle olduydu kitaplarınıza bir şeyler yazıyorsunuz. Siz orada var mıydınız? Gördün müydünüz? Bir belge, bir şeyiniz mi var? Yo. Ya bir bilginiz var da bu bilgiyi konuşarak aktarıyor musunuz? Hayır. Peygamber bile diyor ki benim böyle bir bilgim, belgem falan filan yok. Bana vahyediliyor ve ben de size aktarıyorum. Bu kadar. Herkes, yani nebi olan elçinin gaybi bilgi konusundaki aktarılan gaybi bilgi konusundaki şeyi bile buysa, pozisyonu buysa, geri kalan insanları siz düşünün arkadaşlar. Yani adam bizim şeyde şunu bile diyor. Ya diyor, öyle hadis araştırması yapılır mı diyor. Ya o peygamber demeymiş, dememeymişmiş, o işte şöyleymiş, böyleymiş. O adam işte yok keçiyi kandırıyormuş da ot tutarak o adam yalancıymış, onun sözü değerliymiş, değersizmiş falan filan gibi böyle insanlar hakkında bir şeyler söylüyorsun. Ya diyor böyle şey olmaz diyor. Bizim şeyhimiz uyumuş, istihaya yatmış, peygamberi görmüş. Ya lan sen böyle dedin mi demedin miydi? Demiş. O da dediydim demiş. Tamam. Bizim için bitti artık. Onun böyle dediyse biz artık bu hadisin ravisi şöylemiş, böylemiş. Biz umurumuzda bile olmaz. Biz kaynağından teyit ediyoruz. Yani peygambere miraca çıkartıp inerken kapıyı açık bırakıp
gaybın kapısını orada hafif açık bırakılan kapıdan gir çık gir çık yaparak bir şeyler öğrenmeye çalışan hikayeler anlatılıyor. Yani işte peygamberimizi böyle anlatıyor Kur'an bize. Böyle tanıtıyor. Diyor ki sizin peygamber dediğiniz, o değerli, üstün gördüğünüz, şey yaptığınız, işte belki Hristiyanlar gibi göklere sığdıramadığınız, Allah'ın oğlu diyecek kadar büyüttüğünüz, gölgesi yoktu diyecek kadar cismanilikten nuraniliğe doğru çevirdiğiniz, aramızda yaşıyordu, geziyordu diyecek kadar abarttığınız o var ya, bakın ben size onu tanıtayım. Ona böyle vahyettirdik. Dedik ki, bunlardan benim haberim yoktu. Ben böyle bir şeyler bilmiyorum. Bana bildiriliyor. Ben de bildirileni size söylüyorum. O kadar. Benim pozisyonum bu. Ben de sizin gibi beşerim. Bitti. Biz bu cümleyi Cin suresinin ikinci sayfasında da biliyoruz. Dikkat ederseniz. Çünkü orada da Hristiyanlara gönderildiği için Hristiyanların beklentisi bir kurtarıcı. Kurtarıcı İsa, kurtarıcı Meryem, işte peygamberlerin kurtarıcı, yüksek bir insanüstü bir şeydir o. Hayır, benim böyle bir kurtarma etme eyleme falan filan, bağışlama filan gibi hiçbir şeyim yok. Yok, olamaz böyle bir şey. Olmaması da gerekir zaten. Ben de sizin gibi bir insanım cümlesi bu. Bu açıklamadan sonra şimdi insanın ilk yaratılışı ki Tevrat'ta Bereşit diye bu ilk yaratılış bölümü vardır. Tevrat'ın ilk bölümü. O bölümde anlatılan olayları silkeleyecek, oranın tozunu attıracak olan bölüm geliyor. İn yuha ileyye, bana vahyolunuyor. Pardon, oraya geçmiştik. İz gâle rabbuke, Rabbin demişti, lil melâiketi, meleklere demişti, inni muhakkak ben hâlikun beşeren min tîn. Tinden bir beşer şekillendireceğim demişti meleklere. Ve izâ sevveytuhu, onu belli bir seviyeye getirdiğimde, onu belli bir şekilde düzenlediğimde, ve izâ sevveytuhu, onu belli şekilde düzenlediğimde, ve nefaktu, ve ona üflediğimde, fihi min ruhi, ona ruhumdan üflediğimde, yani onu öyle bir üstün özellikler kombinasyonu haline getirdiğimde, yani o yetenekli, o forma geldiğinde, ki ondan önce değil, o hale geldikten sonra fekavu lehu sacidin, ona boyun eğin. Fesecedu el melaiketu, fesecede el melaiketu, melekler secde etti. Burada arkadaşlar melek kelimesi çoğul geçtiği için zaten özne secde tekil olarak geçti ama şey uyumu tekil çoğul uyumu fail geçtiği için yoktur, olmak zorunda değil ama marife nekre uyumu şey pardon müennes müzekker uyumu erkek dişi uyumu olması gerekiyor denir. Ama melaike kelimesi Kur'an'da yuvarlak T ile bu şekilde geliyor olmasına rağmen biraz sonra küllühüm diyerek onlar hakkında yine erkek zamiri kullanır. Ecma'ın yine erkek zamiri çoğul olarak kullandı. Kelime kendisi yapı şekliyle müennes gibi görülüp yuvarlak T'si olmasına rağmen hem zamiri, küllühüm zamiri hem de ecma'ın nedir bu? Onun temyizi mi oluyor? Bu iki ifade de erkek olarak geldi melekler hakkında. Secde ise yine böyle geldi. Müzekker geldi. Bunun müennes geldiği yerler de var. Yani caet şeklinde müennes olarak geldiği yerlerde var. Ama neden diye bilmiyorum. Ama hiçbir zaman melaike diye geçtikten sonra ya bu fiil fail uyumunun ardından bu var.
uyumsuz olduğu yerler de var. Ama zamirler hep erkek olarak gelir melaikeler hakkında arkadaşlar. Ama bu şeylerin Necm suresinde gördüğümüz onların Lat, Uzza ve üçüncüsü Menat cümlesini söyledikten sonra bunlar şefaati umulan kuğulardır filan gibi o cümlenin devamında hünne zamiri gelir arkadaşlar. Orada gerçekten dişi zamirle devam eder. Kur'an'da bu erkek zamirle devam eder. İlla iblise, iblis hariç onların hepsi secde etti, boyun eğdi. İstekberu, istekbara büyüklendi ve kâne minel kafirin ve görmezden gelenlerden oldu. Şimdi burada benim biliyorsunuz bu konudaki teorimde şey var. Burada muhatap edilen yani ona Adem'e secde edin, boyun eğin denilenler sadece Enam'ının melekeleri. İlla İblis'e, İblis hariç. Gale dedi, ya İblis'u, ey İblis, ma menaake, ne engel oldu? En tescüde, boyun eğmene, lima halaktu bi yedeyye. Ellerimle, bu iki elimle şekillendirdiğim şeye şey de demeyelim arkadaşlar. Ma var orada. Ma'yı şu ana kadar hep cansızlar için veya demiştik men ya eğer Ademse bu men olması lazım. Akıllı bir varlık diye şey yapıyoruz. Orası bu ma ise muhakkak şu ana kadar hep ya ismi mevsul olarak şey yaptık veya mastarlaştırıcı olarak gördük. Ne diyebiliriz? Elimle şekillendirişim için niye boyun eğmedin? Yani bir şekillendirme yaptım. Bu şekillendirme içerisinde sizi de belli bir şeye soktum ama sen buna boyun eğmedin. Estekberte, büyüklendin mi? Em künte minel alin. Yoksa sen büyüklerden misin? Alin demek bu şu demek. Yani Adem'e secde etmesi gerekmeyen ali olan melekler var. Sen de onlardansan, tamam ben zaten onlara böyle bir emir vermem. Olamazdı zaten. Ama Enam'ın melekelerindensin. Eğer onlardansan buna boyun eğmen gerekirdi. Gale dedi, ene hayrun minhu. Ben beklenen bendim. Yani onu yönetmek üzere, şimdi Adem, Enam'ı yönetmek üzere tepesine Adem bindiriliyor ve bütün melekler onun tarafından kontrol altına. Yani onu bütün melekler ona boyun eğiyor. Diyor ki ya diyor bu Enam'ı yönetecek olan bendim. Bu meleklerin hepsini tepesinde olacak bendim. Nasıl olacak şimdi bu? Halakteni min narin beni ateşten yarattın. Yani diğer melekler gibi benim de bir enerji formu gibi diyelim. Şu anda bilebildiğimiz kadarıyla bunu kullanmak istemiyorum. Çünkü buranın da İslami olarak, yani Kur'ani olarak enerji veya nar kelimesiyle tin kelimesi veya turap kelimesi ona benzer kelimelerin şey yapılması gerekiyor. Yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Halaktahu min tin. Onu tinden şekillendirdin. Yani bu haliyle bu tin özelliğinin nardan farklı olduğunu şey yapıyor. Biz bu anlamda baktığımız zaman kainatta madde enerji diye değil arkadaşlar. Çünkü enerji de bir maddenin bir yoğunlaşmış madde esasında enerjinin bir yoğunlaşmış hali. Bunun zaten birbirine geçiş halini biliyoruz. Ama alan oluşturma açısından farklı bir şey daha var. Yani maddeye dönüşmeyen bir şeyler daha var. O manada algılayabiliriz. Ama Adem'in tinden olduğunu yani toprak cinsinden veya en azından şöyle söyleyelim yer çekimiyle etkileşime girebilme özelliği var. Şeyin
İblisin yok, meleklerin yok. Yani biz burada bir referans alacak olursak, hani yansıyan ışık nurdur, kaynak ışık ziyadır dediğim gibi, böyle bir ayrım yaptığım gibi, burada da Adem ile Adem'in malzemesi veya ile meleklerin malzemesi arasındaki fark nedir dediğim zaman, birisinin yer çekiminden etkilenip birisinin yer çekiminden etkilenmemesi manasını anlıyorum. Toprak da yer çekiminden etkilenir. Yani enamın malzemesi de topraktır ve o da yer çekiminden etkilenir. Yani bu bir şey, yer çekim diyorum. Yani kütle çekiminden şey yapar. Ama kütle çekiminden etkilenen bizim yeni yeni öğrendiğimiz başka tür madde cinsleri de var. Hamme'nin böyle bir şey olma ihtimali çok yüksek. Çünkü o da bir kara delik tarafından çekiliyor arkadaşlar. Ve bırakılmayacak üzere çekiliyor ve biz orada bulunuyorduk. Kehf suresinde bunu öğrenmiştik. Kale dedi ki uhruç, yani diyor ki bu toprak cinsinden de çekim, yani bu buradan, bundan bir şey çıkmaz. Yani bu bir biz şey formu olarak, yani melek cinsi olarak bu biz yönetici bir katmanız. Bu idare eden, canlılık veren, bilmem ne eden falan filan özellikler bizim özelliklerimiz. Bu nereden çıkıyor? Bunda böyle bir özellik mi var diye onu bir orada bir şey var. Gale dedi, uhruç minha, oradan çık. Fe inneke racim. Buradaki minha onun yönetim merkezi. Yani daha önce zaten yönettiğini söylemiştik. Yönetim merkezi olduğunu sen buradan inne kereciğim, sen taşlayansın, sen oradan çık. Ve inne aleyke, laneti senin üzerinde bir uzaklaştırman vardır. İlâ yevmid din, hesap gününe kadar bir uzaklaştırmaya, yani lanet burada küfür veya işte yani Türkçe'de anladığımız manada lanet değil, uzaklaştırma arkadaşlar, sürgün. Yani pozisyonundan sürgün edildi. Artık meleklerin tepesine binip onları yönetemeyecek. Gale dedi, Rabbim fenzirni, beni yedekle, yani beni yedekte tut, beni eşdeğer kıl, yani yönetici olma noktasında beni eşdeğer kıl, ilâ yevmi yubâsûn, tekrar görevlendirme gününe kadar beni onunla, onun olduğu pozisyonun işletebilecek kadar onun şeyi, beni yedekte tut. Hani buna ne dedi? Eş başkan gibi demiştik. Yani Dışişleri Bakanı geliyorsa bir ülkenin, onu karşılamaya Dışişleri Bakanı gider. Cumhurbaşkanı gitmez veya vali gitmez. Yani buradaki bir karşılıklılık esası nazara da böyle bir şey var. Böyle bir özellik var. O yüzden söylüyorum. Gale inneke minel munzalin. Tamam. Bu noktada şeysin. Yani ne demek? Eğer Adem vahye kulağını tıkarsa sen meleklerin değil ama Adem'in tepesine binebilirsin. Böylece melekler dahil bütün enamı yönetebilirsin. Bak, yönetim merkezinden uzaklaştırıldın. Lanet hala geçerli. Fakat Adem'in tepesine binerek hala o nezir görevini yapabilirsin. İlâ yevmil vaktil malum. O bilinen güne kadar, gün vaktine kadar bu yetenekle seni orada bırakıyor. Yönetim makamından çıkarttım. Orada Adem var artık. Ama sen Adem'in de tepesine binebilirsin. Bunun nasıl olacağını zaten başka ayetlerde görüyoruz. Gale dedi ki, febi'izzetike, senin gücünle. Ne demiştik? Gölgelerin gücü adına diye bağırırken çizgi filmde veya sihirbazların Firavun için bi'izzeti Firavun'e dediği gibi, burada bi'izzetike diyor. Senin gücünle. Yani benim böyle bir gücüm yok ama senin gücünle, senin verdiğin yetkiyle, senin gücünle le'ugviyennehum, onları kabartacağım, onu fitleyeceğim. Ecmain, hepsini. Onların hepsini fitleyeceğim.
İlla ibadeke minhumul muhlasin. Sana has olan, kendini sana has eden, yalnızca sana yönelen, dinini hesabını sana has kılan muhlis kullar haricinde hepsini kabartacağım. Böylece onları yöneteceğim diyor. Gale dedi. Fel hakku. Evet, hak budur. Tutarlı olan şey budur. Vel hakku egulu. Ve ben de bu tutarlılığı söylüyorum. Le emle enne cehenneme. Cehennemi dolduracağım. Kesinlikle dolduracağım. Minke seninle ve minnen tebi'ake. Ve sana uyanlarla minhum ecmain. Onların hepsinden sana uyan ve sen ve sana uyan onların hepsiyle dolduracağım. Kul de ki, şimdi peygamberimize döndü şey, ma es'elukum, sizden bir şey istemiyorum. Ma es'elukum, sizden istemiyorum. Aleyhi, bunun üzerine, bu mesel, bu konu, bu şey üzerine, min ecrin, bir karşılık, bir beklenti, bir ecir, bir ücret istemiyorum. Ve ma ene minel mütekellifin, ve size sizin kefaletinizi de almıyorum. Sizin üzerinizde zorlayıcı, yani siz bana uyun, ben sizin ne yaparsanız da bilmem nedir. Böyle bir şey de yok. Hayır, böyle bir şey yok. Ne ücret istiyorum, ne sizin tepenize binip de kefaletinizi alıyorum. Hayır. Bu cümle neden önemli biliyor musunuz? Siz bize uyun, bize para verin, biz sizin kefaletinizi alırız, size cennet tapusu da veririz, endülcans dağıtırız diyenlerin şeyleri. İn huve, muhakkak o, illa zikrun, bir hatırlatmadır, lil alemin, herkes için bir hatırlatmadır. Akıldan çıkartılmaması gereken hatırlatmalardır bunlar. Bu vahiy. Velitalemunne. Velitalemunne. Nebe'uhu, nebe'ehu, ba'dehin. Bileceksiniz, belleyeceksiniz onun haberini bir süre sonra. Bir süre sonra onun haberini belleyeceksiniz. Bu sizin aklınızdan çıkartmamanız gereken bir şeydir. Anlayacaksınız diyor yani. Daha ne desin? Yani saat vel Kur'an-ı zikr dediği şey, zikir sahibi bir Kur'an, bir metin, bir derleme sundu mu? Sundu. Şimdi bunu peygamberimizden duyup da memleketine dönen adam ne yapacak? İşte bunları anlatacak. Bunları anlattığı zaman onlar ellerindeki mevcut kitapları bunlarla çırpacak, üzerlerindeki tozu toprağa kaldıracak ve altındaki zikri görecek. Onlar için daha ayan beyan olacak ve yollarına devam edecekler. Çünkü önlerinde daha 10 sene var. Kur'an'ın şeriat diye, işte din adına, kitap adına tamamlanması gereken şeyler diyecek olursak, Medine'ye gidene kadar daha 10 sene var. Bu insanlar hayatlarını nasıl devam ettirecekler? Elbette ve elbette ki Tevrat'tan devam ettirecekler arkadaşlar. Çünkü İncil'in içinde bir şeriat yok. Onu onlar da biliyorlar. Çünkü İsa bir şeriat getireceğim diye gelmedi ki. O Musa şeriatını devam ettiriyordu. Ve şunu söyleyerek, sadece bu yasaklananlar, o da belli sebeplerden dolayı İsrailoğullarına yasaklanan, Yahudilere İsrailoğullarına yasaklanan şeyleri tekrar serbest hale getirdiği, onların yasaklarının bittiğini söylemişti İsa. Az önce şeyin başında da belirtmiştim. İncil'de Resullerin işlerinde havarinin bir tanesinin ağzından diyor, ya diyor, ben şimdi diyor nasıl deve tavşan, ya lan bunu nasıl yerim diyor, nasıl el sürerim diyor.
Ömrüm boyunca buna yanına bile yaklaşmadım diyor. Ben kendimi temiz tutmak için çünkü ona dokunduğum anda kendimi cunup sayıyordum diyor. Biz bu şekilde açılıştık, bu şekilde öğrendik. Yani bu tür zorluklar var. Bu şu manaya geliyor. Tevrat'ı elinizden bıraktığınız anda, İncil'i elinizden bıraktığınız anda, kitabı İncil'i elinizden bıraktığınız anda, şeriatı elinizden bıraktığınız zaman zaten uçup gidiyorsunuz, kaptırdınız şeyinizi. Ama kitaba bakacaksanız da kitabı bir şekilde silkelemeniz gerekiyor. Evet, bu manada Sa'd suresi gerçekten hallaç diyebileceğimiz bir şey, çırpıp atacak, kabartacak, tekrar tekrar şeyi, o keçeleşmiş olan şeyi ortaya çıkacak, bağları tekrar ortaya koyacak. Evet, benim Sa'd suresi hakkında söylemek istediklerim bunlar. Bugün bitsin diye biraz da hızlı geçtim ama biliyorsunuz Mart ayında bunu okumuştuk. Bu okumanın detaylı şeyleri üç parça halinde paylaştım. Oradan da destek alabilirsiniz. Aynı şeyleri tekrarlamak istemedim. Dediğim gibi kavram çalışması da yapmıyorum. Sadece ve sadece Sa'd suresi nüzul sürecinde burada niye geldi? Bu içerikler kimin ne işine yarıyor? Bu soruların cevabını bulduk. Bulmak için şey yaptık. Peki derseniz bunun gerçekten Kamer suresinin arkasından gelip gelmediğinden emin miyiz? Yani acaba nüzul sırasında bir yanlışlık falan var mıdır? Yani düne kadar bambaşka olaylar anlatılırken, bilmem ne yaparken pat diye bu konunun gelmesi, bu şekilde gelmesi de niye bir ciddi bir fay hattı vardır? Acaba bu başka bir zamanda inmiş de buraya mı gelmiş veya nüzul sırasını anlatan kişi yanlış bir şey yapmıştı? Bu konuda da birinci sayfa, Sa'd suresinin birinci sayfası bize elimizden tutuyor ve diyor ki, hayır diyor, ben Kamer suresinin tam ardından gelen bir metin parçasıyım. Onu da burada görüyoruz net bir şekilde. Birinci sayfada onu gösteriyor. Ben bu haliyle nüzul sürecine büyük bir halka, yani o ipliğe büyük bir inci tanesi daha eklediğimizi düşünüyorum. İçerik gerçekten çok farklı. Ehli kitabın evine döndüğünde elinde kullanabilecek bir malzemesi var artık. Ehli kitap buraya niye gelmişti? O ise zaten kendi kitabının içerisinde bulmuştu. Kudüs'te son kurban kesilişinden 135 tarihinden tam 490 yıl, yani 7 kere 70 yıl sonra vahiy gelmeye başlamıştı. Vahiy geldiğiyle ilintili tam o söylenen zamanda bir haber geldi. Mekke'de adamın bir tanesi bana vahiy geliyor dedi diye bir haber geldi. Ne zaman geleceği ayetiniyle muhatap oldular. Peki ne de gibi ne demiş? İkra, Bismillahirrahmanirrahim halak demiş. Yani oku demiş, ben ne okuyayım demiş. Oku demiş, ben ne okuyayım? Okuma bilmem demiş. Ondan sonra sıkmış ve ardından İkra, Bismillahirrahmanirrahim halak. Halakal insane min halak. İkra ve rabbikel ekrem ellezî alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem demiş. Bu kadar. Bu kadar bilgi çok rahatlıkla Mekke'den dışarı yayılabilecek bilgi. Bu bilgi de Yaşaya 40'la tespit edilmiş olan bir şey. Dolayısıyla Daniel zamanını söylemişti. Yaşaya nasıl olacağını söylemişti. Nerede olacağını da zaten Zebur mezmurlarda şey yapmıştı. Yani dolayısıyla ne zaman, nerede ve nasıl geleceği bilgisi ellerindeki kitapta vardı. Onları tasdik edici olaylar, bilgiler gelince ya
Tam beklediğimiz zamanda, tam beklediğimiz yerde, tam beklediğimiz şekilde bir olay oldu dendiğinde artık tasdiktir bu. O tasdiye dayanarak ısır gereği adam göndermişler, bilgi alacak şey yapıyorlar, kulak kabartmışlar ve Mekke'den haberler gelmiş. Ve emniyetli bir zamanda hac diyerek veya panayır diyerek gelmişler, peygamberimizle görüşmüşler ve anlamışlar ki vahiy, gözyaşı dökmüşler. Ve o esnada peygambere gelen bu sureyi almışlar ve memleketlerine götürmüşler. E gittiniz mi? Gittik. Gördünüz mü? Gördük. Ne diyordu? Saat diye başlıyordu. Açtı ağzını. Diyecek bir şey bulamadık. Evet, İnşirah suresinin gerekleri bunlar arkadaşlar. Bunlar birazdan gelecek olan Cin suresinin de ön bilgileri. Gelip de peygamberle gizli saklı görüşen insanlara ne diyecekti peygamber? Elbette ellerine malzeme verecekti. En önemli malzeme hangisi? İşte Sad suresi. Daha ne oldu? Evet, benim sure hakkında söylemek istediklerim bunlar. Kayda girsin istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar buyurun. Hocam ben bir şey daha sormak istiyorum. Bu ayet numarasını bulamadım ama bana vahyolunan benim bir açık bir uyarıcı olduğumdur diye, yani uyarıcıyım değil, uyarıcı olduğumdur diye çevirdiğimiz o ayette o belirtilen nezir kelimesi, uyarıcı olarak çeviriyoruz ya biz. Evet. Onun Tevrat veya İncil'de bir karşılığı var mı? Çünkü o cümlenin bu sıralamada baktığımız zaman bulunan Mekke halkından çok, hani biraz önceki süreç içerisinde ehli kitap için bir anahtar cümle olduğunu düşünüyorum ben. Yani o gözle bakmak gerek. Hiç Ben şey olarak karşılaştınız mı diye sormak istemiştim de. bilmiyorum. Hatta bu konuda Ayşe Hanım da sormuştu. Ben de yine o soru üzerine şöyle demiştim. Ehli kitap kısmının terminolojisiyle bizim terminolojimiz birbirinden farklı. Bu Yahudiler için de geçerli. Hristiyanlar için de geçerli. Yani bir Tevrat okuduğunuz zaman orada peygamberlik etmekten bahseder, peygamberlerden bahseder. İsa adına veya Allah adına, senin adına peygamberlik edeceğim falan filan gibi cümleler duyarız. İşte filanca yerde kadın peygamberin birisi bir şey yapmış. Kahinlerden bahseder, kehanetten bahseder. Yani bizim Nebi, Resul kelimelerimizle veya Rab kelimelerimizle onların kahin, peygamber, elçi filan gibi şeyleri birbirlerinden farklı. Rab kelimeleri birbirinden farklı. Kullanımları da farklı. O ikisini kesinlikle birbirinden uzak tutmamız gerekiyor. Belli bir şekilde bunun zikir metninde, yani ana metinde bunun karşılığı şudur. Onun İbrani versiyonundaki karşılığı budur. Arap versiyonundaki karşılığı budur. Belki de aynıdır ama verilen anlamlar farklıdır. Bir şekilde bulmamız gerekiyor onları. Biz daha dediğim gibi elçi konusunda peygamber, kehanet veya rüya görüm biz rü'yet diyoruz. Rüya değil de rü'yet diyoruz. Onlar rüya diyor, görüm diyorlar. Yani Türkçe'ye çevirirken. Bunları da eşleştirebilmiş değiliz. Hangisi vahidir, hangisi ne kastediliyor?
Bunların hepsi ortak bir gözle şey yapılmalı. O arada nezir ve beşir cümleleri de muhakkak bir karşılık bulacaktır. Ama şu anda bilmiyorum bu haliyle. Evet, o zaman kaydı kapatıyorum. Hafta sonu bazı meşguliyetlerim var. Kuvvetli Motivasyon Çarşamba, Cumartesi akşamı şey yapamayacağım. Pazartesi günü akşam Araf suresi hakkında genel konuşmak istiyorum. Onun tamamını okumayı düşünmüyorum. O gerçekten benim zihnimi şey yapıyor. Yani nuzul sürecine olan konsantrasyonum bozuyor. Daha önce de yaptı. Ben en azından bu arada içeriğini okuyalım. Hepimiz evde okuyalım. Şey yapalım. Yanında okuyalım. Daha önce de okumuştuk. Ama onu atlayıp yolumuza devam edelim istiyorum. Ama en azından yine de içinde şundan bahsetmişti, bundan bahsetmişti, şundan bahsetmişti filan diye o genel halini en azından bir ders yapmak istiyorum. Biraz zor olabilir ama en azından onu bir denemek istiyorum. Öyle yapalım çünkü dediğim gibi eğer Araf suresini okumaya kalkışırsak nüzul konsantrasyonum yani o tarihi süreci olan konsantrasyonum benim bozuyor. Böyle bir şekilde devam ederiz inşallah diye düşünüyorum.